Değerli arkadaşlar, TMSF bünyesindeki Surat Kargo ile ilgili olarak 2 gün önce bir basın açıklaması yapmıştım. Ve orada bazı usulsüzlükleri, yolsuzlukları sizlerle paylaşmıştım. TMSF konuyla ilgili olarak bir bilgilendirme açıklaması yapmış. Epey de 16 sayfa. Fakat yapılan açıklama tam tersine iddialarımı doğrulamış. Pekiştirmiş ayrıca. Konuyla ilgili onun için tekrar bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü çok önemli. Milyarın üzerinde bir yolsuzluk, bir kamu zararı söz konusu. Şimdi benim iddialarımdan ilki muammen bedelin mevcut cari yıl değil de 2019 yılı esas alınarak yapıldığıydı, tespit edildiğiydi muammen bedeli. TMSF diyor ki muammen bedeli belirleyen değerleme raporunun tarihi 2020'dir. Ben raporun tarihi 2020'dir demedim zaten. Raporun esas alındığı, yani 2020'de rapor yazılabilir, 2019, 2018, 16 geçmiş yıllar esas alınabilir. Raporun tarihi 2020 ama raporun içerdiği muammen bedel tespiti 2019 rakamları esas alınarak yapılmış. Bu konuda cevap verememiş. Üstelik şunu da söylemiş TMSF. Ayrıca mali durum raporu var. Mali durum raporu da demiş 2019 tarihlidir. 2018, 17, 16 ve 15 yılları, yani şirketin zararlı olduğu yıllar esas alınarak hazırlanmıştır demiş ilave olarak da. Yani hem muammen bedel hem de mali durum raporu 2019 yılı, yani şirketin zararlı olduğu yıllar esas alınarak yapılmış. Şimdi benim diğer iddiamsa 2020 yılında 58 milyon lira kar ettiği açıklanan, 2020'de de karını katlayacağı açıklanan, bu bundan önceki TMSF Başkanı tarafından açıklandı, gazetelerde var. Kâra geçmiş, karını katlayacağı açıklanan bir şirketin, o durumda olan bir şirketin sürdürülebilir olmadığının iddia edilerek, yani geçmiş yıllar 2019 ve ondan önceki yıllar esas alınarak, zararlı olduğu dönem esas alınarak Surat Kargo'nun değerinin çok düşük tespit edilmesi, gerçek değerinin rakamlara yansıtılmamasıydı. Şimdi TMSF yetkilileri şunu söyleyebilirler mi? Surat Kargo şu anda zararlı bir şirkettir. Durumu sürdürülebilir değildir. Bu şirket devam edemez diyebilirler mi? Şirket karlıyken. TMSF bünyesindeki bir şirketin satılabilmesi için mevcut halinin ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, yani yaşam belirtisi göstermemesi gerekiyor. Ayrıca bu durum mali oluşum raporuna da bağlanacak ve ilgili bakan tarafından da onaylanacaktır. Surat Kargo'nun satışı öncesi şirketin faaliyetlerini sürdüremez konumda olduğuna dair bir mali durum raporu yoktur. Bakan onayı da yoktur. Şu anda Türkiye'de faaliyette bulunan şirketlerin 10 binlercesi bu kur farkları nedeniyle zararlı konumdadır. Teknik olarak iflastadır. Ancak Surat Kargo, bu kargo piyasası, getir götür işleri biliyorsunuz, bu dönemde çok büyük rant kazandı. Ve bu durumda da TMSF'nin Surat Kargo'yu satmaması gerekiyor. TMSF 6758 sayılı kendisiyle ilgili kanunun 19. maddesinin uygulama tebliğine göre aykırı hareket etmiştir. Bu tebliğe aykırı harekette bulunmuştur. Ben bir diğer sorumda da ihaleye katılacakları neden 13 iş günü süre verildiğini sormuştum. Neden 13 gün, yani çok kısa bir süre? TMSF bunun hukuki olduğunu söylemiş. Evet, hukukidir. 3 günde süre verse hukukidir ama bu makul değildir.
ticari teamüllere, ticari mantığa uygun değildir. Ticari kurallara uygun değildir. Ben 13 iş günü neden verdiniz derken hukuksuzdur demedim. Ama mantıksızdır. Dördüncü sorum, ihaleyi alan 2021 yılı Temmuz'unda kurulduğu iddia edilen Port Cargo isimli şirketin bilgi odasına girip girmediğini sordum ben. Bununla ilgili de cevap yok. Port Cargo şirketi bilgi odasına girmiş, bu konuyla ilgili büyük firmalar var. Girip de onlar bilgi alırken bu Port Cargo şirketi bilgi almış mıdır? Almadıysa bunun anlamı nedir? İlaveten bir şey daha sormak istiyorum sizin dalaletinizle değerli arkadaşlar. Şimdi TMSF bir kamu kuruluşu, şirket bünyesindeki şirketler için kayyumluk görevi yapıyor. Yani terör bağlantılı olduğunu düşündüğümüz kişilerle ilgili bu şirketler alınıyor, devlet tarafından işletiliyor. Yargı sonucunda da eğer gerçekten terör bağlantılılarsa o kişiler, ona devlet el koyacak demektir yargı süreci sonunda. Ama değilse o şirketler geri verilecektir. Açıklandığına göre 420 şirket geri verilmiştir. Şimdi Surat Kargo ile ilgili bu yargı süreci tamamlanmış mıdır? Yani kamunun olmuş mudur ki Surat Kargo satılmaktadır? Yani kamuya geçmiş midir ki? Bu yargı süreci tamamlanmış mıdır ki? Bu kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz bir de. Dolayısıyla Surat Kargo'nun kayyumları da yönetimi de eğer buna itiraz etmedilerse suçludurlar. Değerli arkadaşlar, sonuç olarak TMSF'nin Surat Kargo ile ilgili satış kararı mevzuata aykırıdır. Usulsüzlük ve yolsuzluk içermektedir. En az 1.3 milyar lira zarar olduğunu tekrar ifade ediyorum. Bu TMSF'nin bu satış işleminin iptali gerekmektedir. Bunu yetkililere açıkça bildiriyorum. Bunun takipçisi olacağım. Çok teşekkür ederim. Sorularınız var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.